Arkadaşlar merhaba, şu an İskenderun'dayız. Biliyorsunuz bir paylaşım yapmıştım. Deprem bölgesine gidiyoruz. Oranın güncel durumunu size aktaracağız diye. Ve özellikle de hala kayıp yakını olan kişiler, depremzedeler varsa onlar bana ulaşsınlar demiştim. Özellikle onların yakınlarını bulabilmeleri için bu yayınları yapacağız. Şu an İskenderun'dayız. Yanımda Sercan Bey var. Ve Sercan Bey'den bütün hikayesini dinlemek istiyorum ben. Ve şu anki durumun ne olduğunu öğrenmek istiyorum. İlk günden itibaren ne yaşadınız? Onu bize bir anlatın. İlk günden beri kendi ailemle millete kendi evimdeydim. Kardeşim de burada bu şu anda enkazı toplanan yerde kalıyordu. Siz burada mıydınız? Biz bu apartmanda değildik. Başka bir apartmandaydık. Bizim apartmanda da bir hasar oluştu tabi. Az hasar ama yıkım mıkım gibi bir durum olmadı. Zar zor kendimizi dışarı attık. Buraya geldiğimizde bir yarım saat 40 dakika geçmişti. Annem ilk gelmişti bu tarafa. Geldiğimizde manzara karşısında zaten yıkılmıştık. Binayı o şekil görünce. Biz ilk günden beri arama çalışma, kurtarma ekiplerinden birlikte çalıştık ilk günden beri. 10 gün boyunca bu enkazı dedik. İlk arama kurtarma ekibi ne zaman geldi? İlk arama kurtarma ekibi bizim yanımıza gönüllüler yani hatırlamıyorum ama çok geç değildi. Gönüllüler gelmişti ama böyle devlet yetkilileri olarak yani 3. 4. günü biz hissettik yani burada burada devletin yetkililerini. Ama gönüllüler ilk günden belli buradalardı. Yani gelen yardım eden eş dostumuz vardı, gönüllülerimiz vardı. Allah onlardan bin kere razı olsun. Biz ilk günden beri çalışmalarımızı yaptık burada. Şimdi sizin burada kardeşiniz vardı evde. Başka kimse var mıydı? Kardeşim, babam gillerin burası sıkıştık evidik. Babam, kardeşim burada tek başına kalıyordu. Babamlar da yazlıkta kalıyordu. Kardeşim tek başına kalıyordu burada. Peki apartmanda kaç kişi vardı çöken apartmanda? 13 tane daire vardı. İşte 13 daire vardı. Kalanlar da 35-40 kişi vardı yani öyle diyeyim. 35. Hepsi çıktı mı? Hepsi çıktı, bir kardeşim kayıp. Yani bunun rahmetli olanlar da vardı. Sağ çıkanlar 10 kişiydi. Rahmetli olanlar da bir 20-27 kişi falan vardı. Bir de kardeşim kayıp. Şimdi kardeşinizin ismi, soy ismi ve yaşı nedir acaba? Mustafa Batuhan Güleç, kendisi mimar. İstanbul'da Okan Üniversitesi'nde okudu. Buraya da 1,5 sene önce geldi. 98'li, 25 yaşında. Bir genç delikanlıydı yani. O süreç nasıl oldu? Kardeşinize ulaşamadınız, enkazdan çıkmadı. Neler yaşadınız o süreçte? Ya zaten ilk 10 gün boyunca bizim bu enkaz çalışmaları sürmüştü hep. Bu enkazı 2-3 kere böyle eledik yani. Olduğu yerde eleyip de baktığımız durumlar da oldu. Hatta ilk 10 gün buradan hiç ayrılmadık. 10 gün sonra işimiz bittikten sonra yollara düştük, hastanelere gittik, mezarlıklara gittik. Adli tıpta veri örnekleri verdi babam. Adana'da babam verdi, annem Antakya'da verdi. Yani gezmediğimiz hastane kalmadı. Buradan İstanbul'a kadar, İstanbul'dan buraya kadar. Hiçbir ipucu yok mu? Yani ipucu deprem anında bu yan bizim bu yan binaların bitişik nizam oldukları için biz ister istemez depremin ilk saatlerinde geldiğimizde hava karanlık, yağmur yağıyor, o acı, ferhat falan hepsi üst üste gelince ister istemez kendi binamıza odaklandık. Söylemler şunun üzerine, yani deprem anında bizim evde 5. katta iki binanın böyle depreme karşı hareketlerinden kardeşim o binanın o tarafından çıktığını söyleyenler var. Söylemler var. Aldık arabaya bindirdik götürdük işte canlıydı konuşuyordu kendindeydi. Ondan ama bizim gördüğümüz yani aile içinde gördüğümüz değil. Bunlar bir söylem üzerine. Bunu diyenler de var. Bunun üzerine biz İstanbul'a kadar bütün hastaneleri taradık. Eşimiz dostumuz yardımcı oldu. Hepsinden Allah razı olsun. Biz gittik. Adana'daki bütün yoğun bakımları gezdim. Mersin'deki bütün yoğun bakımlarını gezdim. Oralarda da yoktu. Çankaya mezarlığına gittik. Narlıca mezarlığına gittik. Erzin Soğuk Hava Deposu'na gittik. Oradaki fotoğraf eşleşmelerinden belki çıkar diye bekledik. Orada da çıkmadı. DNA eşleşmelerinden de bir sonuç çıkmadı şu ana kadar. Biz hatta DNA eşleşmelerinin bittiğini sanıyorduk ki daha bitmemiş. Daha en başta gömülenlerin de rahmetli olanların DNA sonuçları daha yeni çıkıyormuş. Yani üzerine kaç ay geçtiğine rağmen yani bir bu DNA sonuçları bu kadar geç kalınmaması lazım. En azından büyük bir miktarının bitmesi lazım. Yani ilk başta gömülenlerin DNA sonuçları yeni çıkıyor. Daha 2 hafta önce çıkmış. Yani bütün DNA sonuçları çıktıktan sonra yani bir ihtimal var mı? Yani şurada bir ihtimal. Hani buradan Ankara'ya gitmiş, İstanbul'a gidip orada
kötü olup oradaki mezarlığa da defnedilmiş olabilir. O ihtimalimiz de var. Hep olumlu bakıyoruz. Biraz da yani bu tarafın da olumsuz tarafı var yani. Yapıyoruz elimizden geldikçe işte sizden Allah razı olsun sesimizi duyurmaya çalışıyorsunuz. Gelenler de oldu haber kanalları. Siz de YouTube kanalı olarak geldiniz. Yani aklımıza ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz ablam yani. Şimdi belli bir süreden sonra kelimelerin de bitiyor. Yani öyle bir psikolojik şeye giriyorsun ki yani şu cenazesini alanlar gerçekten bizden şanslı. Yani kimse istemezdi bunu. Yani adam aldı defnetti cenazesini. Allah'tan gelen dedi. Bir şeyler dedi. İçini soğuttu. Gitti mezarlığını suladı her gün. İçini soğutuyor bir şekilde. Bizimki daha başka bir şey. Her gün bir haber geliyor. O haberin peşinden git. Yalan ya da yanlış. İnsanlar yardım etmeye çalışıyor. İster istemez. Hepsinden Allah razı olsun. Kim yani bir kelime şey yapıyorsa herkesten Allah razı olsun. Gidip geliyoruz yani. Peki devlet yetkililerin hani şunu bekleyin ya da şunu şöyle tespit edilebilmesi için mesela biraz daha bekleyin gibi bir önerisi var mı size? Yani devlet yetkililerinde yani biz de yaşadık bunu. Yani buradan da gerçekten bu acıyı yaşayan bilir. Yani savcının dediği bir şey yok. Devletin bürokrasi tarafından bize söz veren kişiler var. 2-3 gün boyunca böyle arıyorlar, soruyorlar. Ondan sonra tabii verilen sözler geri unutuluyor mu? Ya da arka plandan takip ediyorlar mı? Yani böyle o işlerle uğraşıyorlar mı? Onun da bilgisi yok. Hani 2-3 gün boyunca böyle denk düşüyoruz. Tamam diyorlar, ilgileneceğiz diyor. 2-3 gün boyunca telefonlarımız, devletin her kurumdan telefon geliyor. Ama 2-3 günden sonra ne olumlu ne de olumsuz bir dönüş yapılmıyor. Savcılığın da dediği zaten. Kimse bir şeyden haberi yok yani. Bu burada böyle yani savcıya gidiyoruz bir şey söylüyoruz. Bu enkazı toplamak için de o kadar cebelleştik. 40. günde 40'ımız çıktı enkazlar toplanmamıştı. O kadar savaş verdik. Savcıya gidiyoruz. Çevre Şehircilik'e gidiyoruz. Burada yani salak gibi oradan oraya süründük durduk yani bir çözüm üretecek. Bir devletin yetkilisi çıkıp da bize bir çözüm üretecek, şu öyle olacak, böyle olacak diyen kimse yok yani. Şimdi bazı kelimelerde susuyoruz, her şeyi de konuşamıyoruz maalesef. Maalesef her şeye de yutkunuyoruz. Elbette Allah bu yutkunduğumuz şeyleri görüyordur. Yutkunduğumuz elbette bir ara dışarı çıkacak yani. Yani burada mesela birçok kişi, arkadaşlar biliyorsunuz yani bu basına da sızdı. Basında da haberlerde yer aldı. Yani toplu gömülmelerde biliyorsunuz birçok eksik yapıldı. Yani DNA eşleştirmelerinden tutun da fotoğraflandırmalarına kadar birçok eksiklik yapıldı. İşte gördüğünüz gibi bir vatandaşımızın, bir depremzedemizin kardeşi 25 yaşında gencecik pırıl pırıl bir insan, mimar. Ve şu an onun cenazesini bulmak inanın büyük bir teselli. Şimdi şunu soracağım. Kardeşiniz bu enkazın içinden acaba iş makineleriyle birlikte, enkazla birlikte tasfiye edilmiş olabilir mi buradan? Ablam yani bunun ihtimalini ben artık ihtimal olarak da görmüyorum. Çünkü burada biz çok titiz çalıştık. Ben de inşaat mühendisiyim. İşim gereği bir harfiyat makinelerinin nasıl çalışacağını daha çok bilirim. Yani burada çok titiz çalıştık. 3-4 yani böyle bir ihtimal görmüyoruz. Gökere eledikten sonra da o ihtimali görmüyoruz. Ondan sonra enkazlar toplanırken bile toplayan kişilerle de konuştuk. Daha titiz ve daha hassas çalışıp o kamyonun içine dökülenleri tek tek kontrol edip gönderdik buradan. Yani böyle bir ihtimali düşünmüyorum. Yani bütün enkaz buradan temizlenirken tabii. Sen buradaydın tabii. Ve buradan kardeşinizin eğer yani buradaysa hafriyatla birlikte gitme ihtimali yok diyorsun. Yok yani o ihtimali vermiyorum yani yok öyle bir ihtimal. Ama yandaki inşaata karışmış olabilir mi? Yandaki yani harfiyat derken sadece bizim binanın harfiyatından bahsetmiyorum abla. Biz şu bina burada 3 tane apartman var. 3 apartmanın da enkazının başında ben vardım yani. Öyle diyeyim bu enkazlar komple toplarken de bunların burası sıfırlanana kadar hep biz vardık yani. O zaman kardeşim buradan çıktı ve buradan çıktıktan sonrası yok. Bundan sonrası bizim için işte sıkıntı yani. Enkaz altından kardeşin çıkartıldı. Burası kesin. Tabii ben buradan eminiz yani abla. Böyle. Peki bundan sonraki süreç için böyle içinde bir umut var mı hala kardeşini bulabilmen için? Vallahi ben hiçbir zaman umudumu kaybetmedim.
Umudumu da yani her geçen gün daha da böyle bir nedense içime bir umut duyuyor. Her sabah kalktığımda ya da gece düşündüğümde her zaman bir umut geliyor aklıma. Çıkıp gelecek gibi. Kendi çıkıp gelecek ya da bizimle bir şekilde iletişim sağlayacak gibi geliyor. Böyle yani umudumuzu hiçbir zaman yitirmedik. Yitirmeyeceğiz de yani. Yani 21. yüzyılda bu kadar teknolojinin, bu kadar her şeyin üst safhada olduğu, kimsenin yani bir şeyi hele de bu o dijital ortamda hiçbir şeyin yapılmayacağı, kimsenin cüret edemediği şeyde bu kadar kaybı bizim aklımız almıyor. Yani bu kadar karışıklığı bizim aklımız almıyor abla. Yani bizim yani burada biz, devletimiz bizden de büyük, herkesten de büyük. Yalnız buradaki noktayı ayırt etmek istiyorum. Devletimiz diyorum yani buradaki ince noktayı bilin. Yani devletimiz herkesten büyük. Ben inanıyorum devletin gerçek yetkilileri, gerçek yani bu ülkeye sevdalı olan kişilerin bize bir el atacağına inanıyorum yani. Yani yoksa biz, devletimiz bu kadar şey değil yani. Yani DNA işleşmelerinde mesela başta her kimliği belirsizlerden DNA işleşmesi alındı. İşte daha sonradan işte alınmayan kişi yok diye haberler çıktı. Daha sonradan biz öğrendik mesela kimliği belirsizlerden ilk gömülenlerden DNA işleşmesi alınmadığını bazılarında. İskenderun'da da hatta 30 tane böyle mezarın olduğunu bilgisi geldi bize. Savcılık bize elbette açılacak diyorlar. Yani elbette o mezarlıklardan da açılıp numune alınacağını söylüyorlar. Ama ben de yani buradaki devlet yetkililerine şunu demek istiyorum. Almaları için neyi bekliyorlar? Yani 30 tane mezarı açıp ben kendi başıma tek başıma devlet bana izin versin. Ben gidip tek başıma elimden açım 30 tane mezarı. Yani zor bir şey değil bu. Yani bu kadar kayıp verken belki 30 o DNA'sı alınmayan kişi 30 aileye umut olacak. Umut olacak yani onların vereceği bir şey yani artık adamlar yani sahayı geçti cenazesini görmek istiyor, dokunmak istiyor yani bilmesini istiyor. Belki 30 aileye umut olacak bunu bu İskenderun'da 30. Maraş'ta ne kadar bilmiyorum. Yani Malatya'da ne kadar, Antep'te ne kadar, Antakya'da ne kadar. Yani bu İskenderun 30 tanesi alınmaması için neyi bekliyorlar bu kadar kişi? Yani neyi bekliyorlar? Her zaman olumlu düşünüyoruz. Umudumuzu yitirmiyoruz. Ama hep yani o demin dediğim ihtimal de var. Buradan Ankara'ya gitmiş, İzmir'e gitmiş, oradaki bir kimsesiz mezarlığına gömülme ihtimali de var. Yani o ihtimalimiz de var. Biz yani elbette sağ salim kocaman yani koşarak yanımıza gelmesini isteriz. Kimi istemez böyle? Ama o ihtimal de var tabii. Rahmetli de olsa mezarını biliriz gideriz yani deriz bir şey deyip içimizi soğuturuz yani. Duamızı ederiz Allah'tan gelen deriz. Kuldan gelse gidek parçalaya kulu. Allah'tan gelince bir şey de yapamıyor yani. Yani onun için yani ona bile razıyız yani abla o duruma geldik yani. Yine Allah razı olsun sizden. Buralara kadar zahmet ettiniz, geldiniz sesimizi duyurmak için. Yani ekranlara isimleri çıkacak. Sonuçta bir şey olarak geçecek. Kim kulak yani kim bir haber alırsa bize bizimle iletişime geçerse ufacık bir haber de olsa çok memnun oluruz. Yani herkese duacı oluruz. Allah sizden de tekrardan razı olsun. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Kardeşinizin adını bir kere daha tekrar edelim, söyleyelim. Kardeşim adı Mustafa Batuhan Güleç, 98'li, 25 yaşında. Kendisi mimar, Okan Üniversitesi'nde okudu. Burada da hem dükkanımızı işletiyordu hem de kendi mimarlık bölümünü yapıyor. Mustafa Batuhan Güleç, ekranda da fotoğrafını koyacağız zaten arkadaşlar, göreceksiniz. Eğer bir gören, bir duyan ya da haberi olan, en ufak bir ipucu olan, konu hakkında bir bilgisi olan varsa lütfen bize mail adresimizden ulaşsınlar. Biz de hemen abisine bilgileri vereceğiz. Çok teşekkür ediyorum biz size. Biz teşekkür ederiz. Çok hepinizden, geçmiş olsun. Kameraman abimden de sizden de Allah razı olsun tekrardan. Biz teşekkür ederiz.